Ece Aşay! Neresin burada? Çık! Karışma sen, sözüm içeride. Peki. Karışma! Bırak, bu bizim aile meselemiz. Hadi işine bak sen. Hadi. Ha şunu bileydim Fazilet Hanım, aile meselesi. Bana bak. Sen içeride yatmalara doyamadın herhalde. Ha? Tıktırayım mı seni gene içeri? Çağır, 10 sene yatayım. Ece'yi senin hesaplarına yedirme. Ne diyorsun oğlum sen, ne diyorsun? Kimi kime yedirtmiyorsun sen? Anasıyım oğlum ben onun, anası! Seni şu yalıya gönderdiğim güne lanet olsun be! Ece'yi o herifin koluna takacağım diye buraya sürükledin... ...ama benim elim armut toplamayacak, haberin olsun. Ateş olsan cürmün kadar yer yakarsın be! Ha öyle mi? Ben sana bunları yedirtirim ama ha. Nif! Ne diyorsun ya, neyi söyledi mi? Sonra da anlatsın sana, itiraf etsin. Sinan! Bu iş artık bir saniye bile uzun. Bileklerini kesmiş. Yaşıyor mu? Ha? Yaşıyor mu ya? Sen kime ne yediriyorsun be? Bak avazım çıktı kadar bağıra veririm şimdi ha. Fazilet Hanım. Babamlar birazdan hastaneden dönerler. Ben biraz yürüyüşe çıkıyorum. Bir arkadaşla çok önemli bir konu konuşacağım. Babam sorarsa Selin Hanım birazdan dönecek dersiniz. Bak şimdi gidiyorum. Ama o kızı buradan çıkarmak için geri geleceğim, haberin olsun. Hele bir gel bakalım. Hele bir gel. Geleceğim varsa göreceğin de var. Duydun mu beni? Aç şu telefonu kızım, aç şu telefonu. Başımıza bela ettin bu çocuğu. Açmaz ki. Ben de sana yedirecek kız var mı be? Ha? Açın kapıyı, hadi hadi. Yavaş. Bir yere gitmiyoruz. Ayrıca senin burada durman herkes için daha doğru olur. Evlerin yanmasına çok üzüldüm tabii. Hatta senin sözünden daha da üzüldüm. Kız resmen evlerin yanında diyezi takıp oynayacak diyorsun. Şimdi biraz rahatladım da. Şimdi biraz şey ya. Her seferinde bir olay çıkarmaya çalışırsan, ben sana başka bir şeyler söylemeye cesaret edemem. Hadi gel gidelim. Burada mısın? Okula geliyordum seni bulmaya. O serseri var ya kapıya dayandı, biliyor musun? Ece! Ece! Kızım! Ece! Ece ne oldu sana? Açıklayabilirim. Nasıl açıklayacaksın Yasemin? Neyi açıklayacaksın? İstiyorsan bundan başla açıklamaya. Bu açıklamayı tek başına yapmayacaksın. Hayır. Gökhan. Aç lan kapıyı. Yapma. Gökhan bırak. Çekil. Gökhan bırak. Çekil. Karışma. Aç lan kapıyı. Gökhan yapma. Rezil edeceğiz kendimizi. Bırak Gökhan. Delikanlıyı sen aç lan şurada. Erkek erkeğe konuşacağız. Aç.
Kim? Sana fazla zamanımız olmadığını söyledim. Dediğim gibi Yasemin, nişanlımla programımız var. Allah'ım lütfen ya, lütfen ölmesin ya. Sinan'la konuştum şimdi. Müdahale ediyorlarmış, kan veriyorlar. İyileşecek, merak etme. Sinan çok kötü dağılacak ya. İyice dağılacak. O kendini çabuk toparlar, merak etme. Sen kardeşini ne kadar tanıyorsun? İşte günün sorusu. Şimdi 3 günlük kız. Benden iyi mi tanıyacak diyeceksin ama... onun içinde kırmaktan korkan, korktukça kırıp döken... kırık dökük bir çocuk var, biliyor musun bunu? Hangimizin içinde kalbi kırık bir çocuk yok ki? Bazılarımız o çocukla barışık. Sinan gibi. Bazılarımız da kendi çocukluğuyla bile küs. Kim diye sorma. Bazılarımızın da çocuk gibi çocukluğu olmamıştır belki. Sen de kim diye sorma. Ben artık gideyim. Gitme. Sinan ne yaptı? Bana anlatması gereken bir şey vardı. Sen ne olduğunu biliyorsun. İsterseniz içeride devam edelim. Hem Pervin de misafirden çok hoşlanır. Değil mi hayatım? Hı hı. Buyurun içeri geçin. Yok. O zaman bize müsaade. Sizi de daha fazla tutmayalım. Bu arada saçlarınız buraya çok güzel. Peruk takmayın bence. Gökhan! 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 Gökhan bir sakinleşip beni dinleyecek misin? Ne dinleyeceğim ben seni ya? Ne dinleyeceğim? Sen de gördün işte, nişanlısı da vardı. Kendi gözlerinle gördün. Bana ne lan nişanlısından? Bana ne? Kafanda peruk, gözünde gözlük. Sen ne yapıyordun burada onu söyle bana ya. O peruk niye kafandaydı bana bunu söyle ya. Sen burada ne yapıyordun, beni delirtme Yasemin hadi. Saçmaladım. Saçmaladım. Birbirinize bir şey yapacaksınız diye korktum ben. Sen bana bir şey anlatmıyordun, ben de ona sormak istedim. O peruğu niye taktın bilmiyorum, gerçekten bilmiyorum. Ne konuşuyordun sen o adamla? Hı? Ne konuştun? Bizimle uğraşmamasını söyledim. Bizimle uğraşmamasını söyledim. Ama işte zaten nişanlısı vardı, işte konuşamadım. Olmuyor be Yasemin. Olmuyor ya. Ne olmuyor? Olmayan ne? Panikledim, düşünemiyorum şu anda doğru dürüst. Lütfen bunu evde konuşalım, lütfen. Sana güvenmiyorum ben artık. Güvenemiyorum ben. Gökhan yapma. Gökhan lütfen aç şu kapıyı. Gökhan! 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 Ben yanlış bir şey yapmadım. İkimiz için yaptım. Ah annem, ah. Sen uyumuyorsun kaç gündür? Sabaha kadar uykusuzdun. Uykusuzluk yapar insanı, böyle halsiz düşürür. Bir de bir şey yemiyorsun anneciğim sen. Yemiyorsun, içmiyorsun. Kaç gündür el kadar kaldım bak. Okulda ne yedin sen bugün? Zehirlendin mi yoksa kız? Anne midem fena, çok konuşturma beni ya.
Doktor hanım, nesi varmış? Kızımın zehirlenmiş mi yoksa? Kimlik bilgilerinde hata yok. Henüz 18 yaşında değil, doğru mu? Hadi doğru. Doğru da siz niye şey ettiniz benim kızımın yaşını ki? Yani niye sordunuz? Kızınız hamile hanımefendi. Kızınız hamile hanımefendi. Kızınız hamile Benim bilmediğim bir şey var. Ne olduğunu bilmiyorum ama sen biliyorsun. Belli, hadi anlat bana. Bak ben... Ya lütfen. Sinan bana bir şey söylemek üzereydi. Uzun zamandır konuşmak istiyordu benimle. Ne söyleyeceğini sen biliyorsun. Bunun arkasında saklanmayacaksın. Bu kez saklanmayacaksın. Ben anlamadım. Ne demek? Şaka mı yapıyorsunuz siz doktor hanım? Ne demek hamile? Siz başkasının testini mi getirdiniz? Ne yaptınız? Çocuk ayol, daha baksana el kadar bebe. Ne hamilesi? Sakin olun hanımefendi. Kan testi sonuçları ne diyorsa ben size onu söylüyorum. Senin kan testine de sonuçlarına da başlarım ben şimdi ha. Kimin testi bu? Bu test karışmıştır. Hamile ne demek? El kadar bebek. Kızım bir şey söylesene şu doktora. Ne diyor bu? Kendinize gelin hanımefendi. Gebelik testinin yanılma ihtimali yok. Gidin tam teşekküllü bir hastanenin kadın doğumuna gebelik haftanızı öğrenin. Kızım ne diyor bu? Gebelik diyor, haftası diyor. Başlatmayın gebelik haftanızdan şimdi ha. Kızım bir şey söylesene sen şu doktora. Beni delirtecek misiniz siz? Ağzını açıp da bir tek kelime etsene. Anne ben hamile değilim, hamile olamam. Bu yanlış bir test desene. Niye konuşmuyorsun kız sen? Niye konuşmuyorsun? Anne ben çok özür dilerim. Ben çok özür dilerim. Çok özür dilerim. Bak lütfen. Gerçekten. Senin benim hakkımda ne düşündüğünü çok iyi biliyorum ben, tamam mı? Benim kalbe değil, cepteki paraya, cüzdana bakan bir... Neyse. Hayır bak. Ya duygularıma inanmanı, hissettiklerime saygı duymanı beklemiyorum senden. Bilmem gereken şey her neyse Sinan'la ilgili olduğu için benim için çok önemli. Senin umurunda olmasa da ben onu... Sen onu gerçekten... İyi misin? Babası beni orada görmek istemedi. Ben de geldim işte.
Anne. Bırak. Anne. Bırak. Yazıklar olsun sana. Konuşmamız gereken şeyler vardı. Ben önce toparlanmak istersin diye düşünmüştüm. Bu kez uzatmayacağım. Hazan bak. Ben sanırım lafını bölüyorum ama bu konuşmaya benim de dahil olmam gerekiyor. Teklifden bahsetmeyecek misin? Ne teklifi ya? Bu elimize yüzümüze bulaştırdığımız kozmetik işini tekrardan toparlayalım istedik. Şimdi resmi olarak sana kozmetik yüzümüz olmanı teklif ediyoruz. Sen ananın hayalleriydin. Talih kuşuydun. Zamanı geldiğinde evlenecektin tabii. En hayırlısıyla kısmetin en büyüğüyle evlenecektin. Zamanı geldiğinde. Öyle mi olacaktı? Öyle mi olacaktı? Deli duaklı gelin edecektim ben sana. Yoluyla, yordamıyla. Kısmetine kendi ellerimle verecektim sana. Benden isteyeceklerdi. Anandan. Allah'ın emri, peygamberin kavliyle. Verecektim kızım. Çeyizini de ben büzecektim. Hem de en alasında. Nişan borçası için alışverişe çıkacaktık seninle. Kına gecesinde hem ağlayacaktım. Hem de gülecektim. Düğünü saraylarda olacaktı. Nasıl olacak şimdi bu? Söyle şimdi nasıl olacak bu? Nasıl olacak bu şimdi? Nasıl olacak? Bana bir söyle bu nasıl olacak? Karnında bebeğinle mi gelin edeceğim ben seni? Kız söylesene ben ne yapacağım şimdi? Anne ben daha çocuğum. Ay şunu bileydin. Anne mi olacağım şimdi ben? Sen onu o işleri yaparken düşünecektin. Çocukmuş. Çocukluğunu bileydin o zaman. Çocukluğunu niye bilmedin? Anne ben korkuyorum. Sus! Sus vallahi billahi parçalarım seni bak elimde kalırsın. Allah'ım aklımı sakla benim ya Rabbim. Benim aklımı sakla Allah'ım ben ne yapacağım şimdi korktuğum başıma geldi. Benim korktuğum başıma geldi. Ne yapacağım Allah'ım ne yapacağım? Thank you.
konuşalım. Anne. Bak lütfen olay çıkartma, kötü bir şey yapma, tamam mı? Babası hastanedeydi. Hasta. Baba ne oluyor? Baba dur. Hazım Bey. Şimdi de senden böyle şeyler öğrenirse daha da kötü olur. Bak sen benim şu küçüğümü. Babası hasta. İşte ben o zaman kendimi affetmem anne. Kim ayakkabı bu? Babası hasta. Evet, teklifimizi duydun. Sen istediğin zaman cevap verirsin. Benim başka söyleyecek bir şeyim yok. Sinan? Bir dakika, bir dakika. Her şey bu yüzden miydi yani? Hı hı. Sen odaya bu yüzden mi daldın? Sen de günlerdir benimle konuşmak için bu yüzden mi kıvranıyordun yani? Kozmetik yüzünüz olmam için, ha? Biz odada konuşurken sen bana ne söyledin? Bana son kez güler misin dedin. Bunun için miydin? Kozmetik yüzünüz olmam için miydi yani? Tamam, olay biraz fazla büyümüş. Yani Sinan seni daha önceden kızdırdığı için şimdi de kızdırmaktan korkmuş. Yani ben böyle olacağını bilseydim sana kendim söylerdim. Değil mi Sinan? Ya ben seni Emri Baki ile çok kızdırmıştım yani. He. Kabul etmeyeceğini biliyordum yani, kızacaktın bana. O yüzden ya ben aslında söylemek istemedim. Bu kadar mı? Yüz güzeliniz olmam mı istiyorsunuz yani? Bizim teklifimizi duydun. Sen de dilediğin zaman cevap verirsin. Sinan. Sana soruyorum. Hepsi bu kadar mı? Hasan, ben şu üzerimdekilerden kurtulsam çok iyi olacak. Sen düşün, sonra konuşuruz, tamam? Ne saklıyorsunuz siz benden ya? Susacaksın, ağzını bile açmayacaksın kimselere. Duydun mu? Aramız kötü zaten. Kötü olur tabii. Öyle zamansız zamansız işler yaparsan tabii kötü olur. Anne ama... Abası maması yok, bitti. Gıkını çıkarmayacaksın kimselere. Ablana bile söylemeyeceksin. Anne nasıl saklayacağız? Ne kadar saklayacağız? Saklayacaksın efendim. Şimdiye kadar anandan nasıl sakladın? Gene saklayacaksın öyle. O ablanı başıma dert etmeyeceksin. Bir de onunla uğraşamayacağım şimdi. Anan bu işi halledecek. Bir yolunu bulacak. Ne yapacak, ne edecek? Anan bu işi halledecek. Kızlar tamam hadi. Hadi hadi, işiniz bitti, çıkın. Abi sen ne yaptın ya? Bu neydi şimdi? Ha? Uzatma, sana bir konum atacağım. Buraya hemen gelmeni istiyorum, tamam mı? Gökhan dur. Dur!
durdurmayacak mısın? Tamam. Ben seni nasıl durduracağımı biliyorum. İnanmadı. İnanmadı. Ne yapıyorsun Sinan ya? Ne saklıyorsun benden? Ya hep. Ya hiç sevgilim. Sen. Gel buraya. Gel. Ne yaptın sen Yasemin? Ne yaptın sen? Ne yapıyorsun? Ne yapıyorsun sen Yasemin? Bu ne hal Yasemin? Ne yapıyorsun sen? Seni kaybetmemek için yaptım. Seni çok sevdiğim için senin başına bir şey gelmesin diye. O peroda kafama taktım. Niye taktım bilmiyorum. Seni korumak için yaptım. Ne olur aptalca yaptım. Bir hata yüzünden arkanı dönüp gitme ne olur. Ne olur. Orada o adamın nişanlısı olmasaydı biz ne halledik biliyor musun sen? Ha? Karıma askıntı olmuş bir herifin evinden çıkarken görüyorum. Kafasında peruk. Kafamdan neler geçtiğini düşünebiliyor musun sen Yasemin? Ne geçebilir aklından ya? Ne geçebilir aklından görmüyor musun? Korkumdan ne hale geldim görmüyor musun? Sen benim aşkıma, sadakatime de mi güvenmiyorsun artık Gökhan? Ya sana güvenmemi istiyorsun. Geldiğimiz şu hale bak. Bu son. Bu son. Bu son. Bu son. İnanmadı. O saçma sapan yalana inanmadı. İnanmadı ha? Korkma Sinan ya. İnsanlar inanmak istediği şeye inanırlar. Nereden biliyorum biliyor musun? Kendimden biliyorum. Sırf sen dedin diye böyle adi, böyle iğrenç bir yalana inanmamdan biliyorum. Sen ulan sen! Kardeşim dedim. O yapmaz dedim. Vicdanlıdır dedim. Çünkü onun içinde kötülük yoktur dedim. Neden kurtardın o zaman? Ha? Ben zaten bütün gerçekleri söyleyecektim kızım. Sen beni neden kurtardın? Ben seni mi kurtardım? Bir düşün bakalım. Ben senin yüzünden hiç tanımadığım bir kızın gururunu kırdım. Onun yüzüne hakaretler ettim. Ama kusura bakma Sinan. Ben bu sefer onun gururunu kıramam. Ben sen değil o kızı kurtardım. Tek derdi evine bakmak olan bir kız, hatta o annesinin o iğrenç hırslarına rağmen kendi halinde, ayakları üzerinde durmaya çalışan bir kıza ben ağzıma geleni söyledim ya. Nasıl yaptım ben bunu ya? Ya Allah kahretsin, ben bunları sebep olacağımı bilmiyordum, anlamıyor musun? Hazan'ı ben zaten tanımıyordum, kim olduğunu bile bilmiyordum o zaman. Bak hala Hazan, Ayşe, Fatma ne fark eder? Sen hiç tanımadığın bir kıza böyle adice bir tuzak nasıl kurabiliyorsun? Nasıl adamsın sen? İğrenç bir adamım ben ya, tamam mı? İğrenç bir adamım ben. Ama değiştim diyorum sana, değiştim. Ben Hazan'la değiştim. Ben işlerin buraya geleceğini bilmiyordum. Ne bu noktaya geleceğimi düşündüm ne de... Ne? Ona aşık olacağım. Aşık? Normalde yüzüne bile bakmaya utanacağın kıza bir de aşık mı oldun? Onca şeyden sonra şimdi mi inanayım ben sana? Ya ister inan ister inanma, tamam mı? Oldum. Utanmadan ben o kıza aşık oldum. Ah!
Sil şu gözlerinin yaşını, sil. Doğru odaya gidiyorsun. Odadan çıkmak yok. Asımcığım, gel canım. Hadi sen içeri gir, ben biraz hava alacağım. Adam geliyor, şimdi kaçıp gitmek de olmaz. Topla şu suratını, topla. Merhaba. Ece. İyi misiniz? Hasta da biraz. Şimdi dinlenince geçer, merak etmeyin, sağ olun. Geçmiş olsun, neyiniz var? Yok, yok bir şeyim yok. Hadi kızım, sen git mutfakta bir bardak su iç de ben de gelirim şimdi arkandan. Hadi anneciğim, hadi kızım, hadi. Fazilet Hanım, Ece ağlıyordu. Ağlar o, ağlar. Nazlı büyüdü ya, şimdi ateş düşürücü iğne falan yaptılar. Geçer, nazındandır o. Yaz Bey diyorum, yok muydu? Neden sordunuz? Odasını soracaktım. Hani bana ihtiyacı var mı yok mu diye, varsa bileyim diye yani ondan sormuşum. İhtiyacı yoktur herhalde. Eğer bir sıkıntısı olursa kendisi söyler zaten. Siz kızınızla ilgili. Olur. Ben kızımla ilgileneceğim. İlgilenmesine de. Sen o zaman göreceksin oğlundaki sıkıntıyı. Anladı ağladığını, zırladığını. Bakayım yüzüne. Sil şu gözyaşlarını. Ablan da anlarsa yandık, vallahi yandık. Hadi doğru tuvalete şu elini yüzünü bir toparla bakalım. Hadi gel. Gel, 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 gel. Aa! Ece? Abla. Ne oldu ablacığım sana? Ablacığım. Ay benim Nazlı kızım, ablasını korkutacak şimdi. Gel bakayım böyle. Ne oldu bu kıza? Hastalanmış, okuldan aradılar. Bir gittim okula, bir gör. Ay bir naz, bir naz. Hazan, pek nazlı. Sen ağladın mı ya? Rümelim mi akmış, ne olmuş? Siz iyi misiniz ya, ne oluyor? Benim gözüm sulandı da rüzgardan herhalde. Bir de herhalde bu bana hastalık bulaştırdı. Değil mi? Şıp diye bunun hastalığı geçti bana. Hadi bakalım, bu gece benim yanımda yatsın da sana da bulaşmasın hastalığı. Hadi benim güzel kızım. Dur, gel bakayım ablacığım. Kızım yok bir şey işte. Ateşi yok. Okulda mı bir şey oldu ha? Yok canım, bir şey olmadı işte. Ateş düşürücü iğne yaptılar ya. O halsizlik yapıyormuş, mide bulantısı yapıyormuş. Aman üstüne gitme artık, tamam. Allah Allah. Ben şimdi ona bir güzel çorba içiririm, kendine gelir. Değil mi güzel kızım? Değil mi? Hadi, hadi gidelim biz. Hadi ben de geleyim. Yok kızım, sen nereye geliyorsun? Sen dur. Bir de seninle uğraşmayayım yahu. Allah Allah. Hasta işte, bulaşacak. Dur sen burada. Ne oluyor yine ya? Allah aşkına yürü. Yat. Yat şuraya, yat. Yavaş. Yavaş yat. Kokunu da çıkarma, ağlama artık, ağlama. Kapa gözlerini, uyumasan da uyuyormuş gibi yap. Şşş. Thank you.
Olmadı Fazilet, olmadı. Geç kaldım. Ağlamanın, dövmenin kızına bir faydası yok artık Fazilet. Yok. Kurtaracaksın kızını bu durumda. Ne yapacaksın, ne edeceksin? Kurtaracaksın. Kurtaracaksın kızını. Kurtaracaksın. Kurtaracaksın kızını. Selin'in arabası bu. Ne kadar acı çektiğini görüyorum. O kızı da görüyorum. Yalı'da ne kadar mutlu olduğunu, abime nasıl baktığını. Bunların hepsini ben görüyorum. Bak bu senin için çok acı olabilir ama... Ece, abimi kafeslemek istiyor. Selin! Abi! Ne yapıyorsun sen burada? Oo, elini ayağını tutmaya başlamış ha sosyete. Kardeşimle ne yapıyorsun lan? Durun! Yapmayın! Merak etme, senin benim sözümle yaptıklarını yapmıyordum ben. Çok konuşma lan! Yapmayın ya, ne olur yapmayın! Hayır! Var ya, lafını dikkat! Para konuşuyor değil mi yine? Para konuşuyor değil mi yine? Sakin olun. Sosyetin canını sıkarsan atılırsın dışarı. Çok konuşma lan! Ben seninle burnunu örtmediği yerde oynayacağım oğlum. Göreceksin başımı ağlıkıza salçalım bakmayın. Yasin! Şişt. Sen de nereye gidiyorsun? Gökhan. Birkaç gün bir yerlere gitsek ha? Baş başa. Uzun zamandır yapmıyoruz. İşlerim yoğun biliyorsun. Bir gece. Sadece bu gece. Bu geceliğine. Yazdan sonra şirket ağzımın içine bakıyor Yasemin. Sen de biliyorsun. Ben de senin gözünün içine bakıyorum. Aşkla bakıyorum. Aşkımızı özleyerek. Olmaz. Yani babam hastalık durumları falan. Hem sen kendin demiyor muydun? Bu koltuk moltuk davası. Nereden çıkıyor şimdi bu tatil havaları bilmem neler? Hayırdır? Babam hasta. Yaz yok. Ben başka ne zaman bu fırsatı bulup da o koltuğa oturabileceğim? Öyle düşün. Ya sana ne oluyor abi? Heh? Anlamadan dinlemeden bu şekilde nasıl saldırırsın ya? Bir üstüne attırıyorsun çocuğu. Ben sana hastanede demedim mi? O çocukla bir daha buluşmayacaksın demedim mi? Ne yapıyorsun burada kafede falan buluşup? Ne alaka? Çok mu merak ediyorsun abi? Çok merak ediyorsan ben sana söyleyeyim. Senin başını beladan kurtarmaya çalışıyorum ben. O çocuk sana boşuna sataşmıyor abi. O sinsi kızın gazına gelmiş durumda. Selin ne diyorsun gazmaz? Ne diyorsun sen ya? Nasıl bela içinde olduğunu farkında bile değilsin. O kız seni kullanıyor. Ece seninle bir ilişkisi olduğuna inandırmış o çocuğu. Selin bak böyle bela ne diyorsun anlamıyorum ben. Uğraşacak daha ciddi işlerim var benim. Ya sen beni anlamıyor musun? Anlıyorum, çok iyi anlıyorum. Bir serserinin paranoyasını ciddiye alacak değilim ben. Ama bak seni de uyarıyorum. Bir daha o çocukla buluşmayacaksın, tamam mı? Anla beni. Bir daha buluşmayacaksın. Eğer buluşursan başımı da o kız değil sen nerede sokacaksın, tamam mı? Yok. Yok böyle olmaz. Yok bekleyemem ben. Benim Yasin'i aramam lazım. Yok ben bekleyemem. Ulan cebinde para, altında araba var diye kral mısın lan?
Ben yıkarım o krallığı. Neredesin sen? Yasin, o kızın yanında mısın hala? Sana neredesin diye soruyorum ama cevap veremiyorsun değil mi? Merak etme ya, ben biliyorum senin nerede olduğunu. Yasin bak, bugün seni o kızın yanında görmeme rağmen gurur yapmayıp yine de arıyorum, tamam mı? Seninle çok önemli bir şey konuşmam lazım. Ama sen hala o kızın yanındaysan eğer, hatta şu an koluna girmiş seninle beraber yürüyorsa... Ödün kopuyor değil mi o kızdan? Ne diyorsun Yasin ya? Ben niye korkacakmışım o kızdan? Yasin önemli diyorum, bak çok önemli bir şey konuşmamız lazım diyorum. Benim gözümü açar diye korkuyorsun değil mi o kızdan? Babasının yatağına nasıl yattığını, abisiyle nasıl kırıştırdığını anlatır diye korkuyorsun. Korktuğun başına geldi Ece Hanım. Ben her şeyi öğrendim. O yılda ananın aklına uyup neler yaptığını, her şeyi anlattı bana. Ben senin ne mal olduğunu öğrendim. Her şeyi öğrendim. Yazıklar olsun sana Yasin. Sana yazıklar olsun. Bu söylediklerine hayatının sonuna kadar pişman olacaksın sen. Sen bunları bana söyledin ya. Beni konuşturmadın ya. Hayatın boyunca. Sana yazıklar olsun. Kimle konuşuyorsun sen? Kimle konuşuyorsun? Ver bakayım şu telefonu. Bir de ben duyayım kimle konuşuyorsan. Seninle kurduğum bütün hayallere yazıklar olsun be. Bana bak serseri mayın. Ha Fazilet Hanım, aynen öyle. Bundan sonra serseri mayınım ben. Sen o kızın kanına girdin ama o kızı sana bırakan Yasin'in boyu devrilsin. Kolundan tuttuğum gibi çıkaracağım o yoldan o kızı. Sen kimi nereden çıkarıyorsun be? Ha? Atı alan Üsküdar'ı geçti oğlum. Unut artık benim kızımı, unut. O ne demek o ya? Atı alan Üsküdar'ı geçti ne demek? Ne diyorsun sen ya? Sok artık şunu kalın kapana, sok. Benim kızımdan sana yar olmayacak. Unut artık benim kızımı. Başını da bağlandı bil. Ne demek lan? Başı bağlandı say ne demek? Bunu sen istedin Fazilet Hanım. Sen istedin lan bunu. Sen istedin. Sinan. Bir anda fırlayıp gittin. Nil'le ilgili kötü bir durum yok değil mi? Haber alamadım ya daha. Babası da açmıyor telefonlarını zaten. Sen öyle alelacele çıkınca kötü bir şey oldu sandım, ben de korktum. Nereye gittin? Hiç ya, öyle şey. Sahildeydim, öyle deniz havası alayım dedim biraz. Sen bu arada burada kalacak mısın? Çok sevindim yani, burada kalacağını bilmek iyi geldi bana. Allah Allah. Ben sana bu büyük haberi vermemiştim ama sen öğrenmişsin demek ki. Kimden öğrendin? Ya söyledim. Deniz havasını beraber aldınız galiba. Biliyorum kafan dağınık ama benim sana bir şey söylemem lazım. Bir şey söyleyecektin Hazan. Abini bekliyorum. Yağız Bey, bir gelebilir misiniz? Senin de duyman gerekiyor. Nerede lan bu? Hadi bakayım. Kolaydı benden alıp başkasına vermek. Hadi bakayım. Bir teklif yaptınız, ortadan kayboldunuz sonra. Cevabımı ikinizin de duyması gerektiğini düşündüm. Hızlı karar vermişsin. Teklif bu kadar ani ve sürpriz olunca çok düşünmeme gerek kalmadı tabii. Ya ben Yağız'a söyledim zaten kabul etmeyeceğini. Şimdi tabii o seni tanımıyor. Böyle şeylerden hoşlanmadığını bilmiyor. Teklif kabul etmeyeceğini de bilmiyor. Doğru. Sen beni tanıyorsun tabii. Bu teklifi kabul etmeyeceğimi bilecek kadar tanıyorsun beni.
İşte o yüzden sürpriz oldu diyorum ya. Ya tamam. Sorun değil, hadi kapatalım bu konuyu artık. Bir dakika ya. Bir dakika. Ben düşündüm. Teklifinizi kabul ediyorum. Ne oldu? Şaşırdınız. Kabul etmeyeyim diye mi teklif yapmıştınız? Hayır canım. Dedim ya ben kabul etmeyeceğini biliyordum yani. Öyle düşünmüştüm. Ya benim kafam dağınık bu aralar biliyorsun. Sevindim tabii senin yanında. Evet, kafan çok dağınık tabii. Peki, ben tebriklerinizi sonra kabul edeyim o zaman. Bu arada sen de kafanı toplarsın. O zaman siz teklifin detaylarını konuşun. Sonra bir an önce işe koyulalım. Vakit kaybetmeyelim. Size iyi toplantılar. Madem oyun istiyorsunuz, bakalım şimdi ne yapacaksınız? Bak işte akıllı kız, beni kandıramazsınız diyor. Ya benim sinirlerim çok bozuk. Ben hiçbir şey yiyemeyeceğim. Benim Nil'in yanında olmam lazım. Haklısın kızım. Hadi gidelim. Sinan, sen de bizimle gel oğlum, olur mu? Babası beni görmek istemiyor baba. Ekrem seninle görüşmese bile sen bizimle gel. Baba, Sinan'la sana söylemek istediğimiz bir şey var. Biz Sinan'la benim bu kozmetik işimi tekrardan denemek istiyoruz. Nihayet korkunç bir günün sonunu güzel bir haberle kapatıyoruz. Tebrik ederim canım. Yaz, anlayamadım. Yani sen istifanı geri mi alıyorsun oğlum? Ben de anlayamadım. Şöyle anlatayım. Bir daha bize fırsat verirsen sadece kozmetik için şirkete geri dönmek istiyorum. Bu arada Gökhan da son günlerde üzerine çok fazla yük almıştı. Onu da biraz hafifletmiş oluruz. Ne dersin baba? Çok sevinirim oğlum. Sevinirim. Bir saniye baba. Yani bu büyük rezaletten sonra piyasaya bu durumu nasıl açıklamayı düşünüyorsunuz? Prestijimiz iki paralık oldu değil mi? Sadece kozmetik firmalarına değil, inşaat firmalarına bile rezil olduk. Hayır, bir abin olarak merak ediyorum. Yani şirkete dönmenden gayet memnunum. Bununla ilgili bir sıkıntım yok. Merakımdan soruyorum. Üstelik Sinan'la birlikte bu işi nasıl kotaracaksınız? Hı? Şöyle kotaracağız. Öncelikle hatalarımızı telafi ederek tabii. Ya kısacası temiz bir sayfa açarak. Ben de sadece merakımdan soruyorum Yaz. Yeni yüz güzelimiz kim olacak? Ya da şöyle sorayım. Bu sefer kimin için iddiaya gireceksiniz? Ben bu kez oyumu küçük olana kullanıyorum. Büyük olana zaten hakkını Sinan vermişti. Sıra küçük olanda. Selin, ne biçim konuşuyorsun sen? Abine ne ima etmek istiyorsun? Baba, espri yaptım ben. Yani sinirlerim bozuk ya. Kötü bir espri oldu. Kusura bakmayın. Benim aklım Nil'de. Hadi gidelim. Geçmiş olsun dileklerimizi ilet.
Sıkı çalındı birader. Tebrik ederim. Ben anlatamadım galiba derdimi. Sadece kozmetik için şirkete geri dönüyorum. Tabii. Ama zamanlama manidar. Tam da babanın böyle her şeyden elini ayağını çektiği zaman. Babam hiçbir şeyden elini ayağını çekmiyor. Siz rahat olun. Tatlıyı artık tek başına yersin. Ben tokum. Tatlı istemiyorum. Bir şey mi söyleyecektiniz? Afiyet olsun Niyaz Bey. Afiyet olsun Niyaz Bey. Suyunuzu değiştireyim mi diyecektim. Gerek yok, teşekkürler. Dur bakalım Yağız Efendi. Kozumuzu ne zaman paylaşacağız bakalım senle.